tane şey bulamadım. Sen ne okuyorsun? Ben Yürüyen Ev diye bir masal okuyorum Meryem. Yürüyen Ev mi? Evet. Bana da okur musun? Hı. Hem arkadaşlarıyla okumuş oluruz. Hadi otur bakalım. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meryem. Ben Rümeysa. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine bir masal okuyacak Rümeysa bana. Yürüyen Ev diye bir tane masal. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, Meryem'in de söylediği gibi bugün de tekrar Mahmut Özkoca'nın Yeni Zaman Masalları adlı kitabından bir hikaye daha okuyacağız. Başlayalım mı Meryem? Olur. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın günü hem çokmuş hem de su gibi akıp gidermiş. Yeni zamanların birinde Kastamonu diye bilinen güzel mi güzel evlerin bir arada yaşadığı bir şehir varmış. Meryem, Kastamonu bir şehir biliyor musun? Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Bu güzel şehirde Ayhan arkadaşlarıyla birlikte mahallenin boş ve çocuklar için ayrılmış oyun alanında oynarken Necdet koşarak gelmiş ve yorulduğu için nefes nefese kalmış. Meryem, nefes nefese kalmış ne demek? Yani çok koşunca kalbi hızlıca akınca böyle çok hızlı atınca kalbi nefes nefese yapıyor. Evet, aferin sana. Ayhan Necdet'e neden heyecanlı olduğunu sormuş. Necdet biraz soluklanmış. Peki Meryem, soluklanmış ne demek? Soluklanmış, biraz dinlenmiş demek. Evet Meryem, doğru. Arkadaşlar, Adile ninenin evi var ya. Ne olmuş Adile ninenin evine? Ayhan Necdet'e nasıl anlatacağını şaşırmış. Kendisine kimsenin inanmayacağını düşünüyormuş. Arkadaşlar, o ev yürüyor. He, tabii. Hadi oradan. Hiç ev yürür mü? Diye dalga geçmiş. Peki Meryem, hadi oradan ne demek? Hadi oradan ona inanmamak. Değil mi? Konuşulanları sessizce dinleyen Tuğba ise, arkadaşlar Necdet haklı. Ben de gördüm o evin yürüdüğünü. Dediğinde herkes çok şaşırmış. Ve hep birlikte evi gözetlemeye karar vermişler. Peki Meryem, gözetlemek ne demek? Gözetlemek yani oraya bakmak gibi bir şey. Hı hı, doğru. Yani orayı incelemek, izlemek değil mi? Sude, öğleden sonra 2 saat ilk nöbet benim. Salih, benden sonra 2 saatte ben nöbet tutarım demiş. Tüm arkadaşlar planlama yapıp dağılmışlar. Sırayla Adile ninenin evini gözetlemeye başlamışlar. Saatler geçmiş ama ev ne yürüyor ne de yerinden kıpırıyormuş. Meryem, kıpırdamak ne demek? Kıpırdamak yani böyle olmak. Değil mi? Sallanmak, hareket etmek. Nöbeti Tuna devralmış. Akşam olmak üzereymiş. Adile ninenin bahçesindeki ağacın yaprakları hışır hışır sesler çıkarmaya başlamış. Peki Meryem, hani burada diyor ya nöbeti Tuna devralmış. Devralmak ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Devralmak mesela sıra değiştirmek gibi bir şey. İlk nöbeti sen tutuyorsun. Sonra senin yerine ben devralıyorum. Anladın mı? Anladım. Adile nine diyerek eve doğru sallanmaya başlamışlar. Tam bu sırada Tuna düdük çalarak arkadaşlarına haber vermiş. Diğer arkadaşları da gelmiş. Adile nine bahçedeki ağacın yanında duruyormuş. Hep birlikte onu izlemeye başlamışlar. Adile nine, çocuklar artık beni bayramda bile ziyaret etmiyor. Ben onlara pastalar yapıyorum. Geldiklerine vermek için şekerler hazırlıyorum. Onlar hiç gelmiyor diye söyleniyormuş. Ağaç ise, üzülme nine, biz varız yanında. Hem belki bu bayram gelirler, kim bilir diyerek Adile nineyi teselli etmeye çalışıyorlarmış. Peki Meryem, teselli etmek ne demek? Bilmem. Mesela bir arkadaşımız aldığında üzülme falan deriz ya. Hı hı. İşte bu teselli etmek olur. Yani üzülmeye geçecek gibi. Anladın mı? Hı hı. Adile nine, hadi gitme vakti geldi diyerek neneyi çağırmış. Adile nine eve giderek kapıyı kapatmış ve ev kolonların üzerine kalkarak yavaş yavaş yürümeye başlamış.
Çocuklar heyecan ve korkuyla evin nereye gittiğini öğrenmek için peşine takılmış. Ev, çocukların oyun alanı olarak kullandıkları boş alana gelmiş. Ve Adile yine kapıdan dışarıya çıkıp, "İşte benim çocuklarım hep burada oynuyorlar," demiş. Ayhan ve arkadaşları o gece olanları hiç kimseye anlatmamaya karar vermişler. Ertesi gün Ayhan, Necdet ve Tuğba bir çiçekçiye giderek bir buket yaptırmışlar. Mahallenin bütün çocukları toplanıp Adile ninenin evine gelmişler ve zile basarak Adile nineyi beklemişler. Adile nine kapıyı açtığında karşısında çocukları görünce çok sevinmiş ve gözyaşlarını tutamayıp ağlamış. Ayhan, Adile nineye, "Bugünden sonra hem bayramlarda hem de sık sık ziyaret edeceğiz. Sizi yalnız bırakmayacağız," demiş. Adile nine ermiş muradına, yürüyen ev salmış kovanlarını toprağa, ağaçlar mutluluktan vurmuş dallarını birbirine, çocuklar çıkmış kerevetine. Nasıldı Meryem? Çok güzeldi. Değil mi? Sana birkaç tane soru sorayım mı peki? Olur. Peki buradaki Adile nine neden üzülüyor? Çünkü çocuklar onu hiç ziyaret etmiyor. O çocuklar için pastalar yapıyor, şekerler hazırlıyor. Değil mi? Onun için üzülüyor. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yazmayı veya abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.